meşhur, pilavları meşhurdur. Şimdi onların yapıldığı böyle çok popüler Beşkozon diye bir yer var. Bakın şimdi adam odun ateşini veriyor. Şimdi o üstündeki de kazan orada pilav pişiyor. Bunun gibi böyle yaklaşık 5-6 tane pilav var. Şu şekilde de bakın o adam orada onu karıştırıyor. Oradan insanlar böyle pilavlarını alıp buradan içeriye servis ediyorlar. Biz önce nasıl yapıldığına bir bakacağız. Daha sonra içeride bu pilavın tadına bakacağız. Daha sonra tadına deyip doyumunu alacağız. Şimdi şu nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Yaklaş kamerama. Bu pilav değilmiş. Bu yeşil fasulye. Ben yeşil fasulye dedim ama hani o buradaki o pilavların böyle hani artık sebzeli olduğu için içerisinde böyle bin bir çeşit böyle sebze olduğu için ilk başta bu ilk yapılış anı sebzeleri pişiriyorlar. Daha sonra pirinç ekleyecekler. Ama odun ateşinde olması çok önemli. Bakın şimdi bir de buraya yaklaşalım kamerama. Şu pilavın yağını gösterebilir misin kamerama? Pilavın yağını bir göster. Büyük bir ihtimal orada bir paketleme yapıyorlar. Şurada tabaklama sistemleri var. Onları da göstereceğim. Ama ben şimdi size şu 5 yani farklı farklı pilav kazanlarını size göstermek istiyorum. Bakın. Burada bir tane var. Sonra gel kameraman. Bakın burada da pirincin salındığı hali var. Pirinç salınmış ve şu anda pişiyor. Bir de buraya yakın plan göster kameraman. Burada daha pirinci salınmamış, sebzeli halini görüyorsunuz. Ama hepsinin böyle odun ateşinde olduğunu vurguluyorum. Çünkü odun ateşi bunun tadını veriyor. Şimdi ben size bunun tabaklamasını göstereyim. Yani bilgi aldım. Yaklaşık bir saat boyunca o sebzeler bu kazan içerisinde önce haşlanıyor. Daha sonra üzerine pilav salıyorlar. Yani zaten Özbek'te bir pilav yap denmez, pilav salabilir misin? Pilav sal cümlesini çok duyarsınız. Ama şu anda bile görüntüden acıktık. Ben biraz Konyalı olduğum için ben biraz bu kazanlara aşinayım. Çünkü bizim de çocukluğumuzda Konya'nın düğün pilavları meşhurdu. Böyle sabah düğünden bir gün önce akşamları böyle aşçılar toplanırlar. Büyük büyük kazanlarda böyle pilav yaparlar, etli pilav yaparlar. Onların yapılma aşamasına birebir şahit olduğum için yani bu görüntüleri az buçuk biliyorum. Hatta o düğün gecesi Konya'da da adet vardır, tirit yenir. O tirit de Konya'da çok meşhurdur. Gittiğimiz zaman tirit yiyeceğiz. Mithat abiye selam olsun. Buradan pilavın dumanı da geliyor. Yenmez mi ya? Bu yenmez mi ya? Çok güzel değil mi ya? Yeah, it's good. I don't like it.
Aziz. Özbekistan'a geldiğiniz zaman ekmek olayı, yediğiniz hangi ekmeği yerseniz yiyin mutlaka seveceksiniz. Özbekistan'ın en meşhur ekmeklerinden biri de nandır. Şimdi onun böyle ufak halinin bir pişmiş hali. Normalde nan biraz daha büyük oluyor ama bu biraz daha ufak. Tandırda yapıyorlar. Bildiğimiz eski usul yapıştırıyorlar odun ateşinde ve yan tarafında da çıktığını görüyorsunuz. İnanılmaz kokusu var ve inanılmaz bir de. İnsanlar böyle deli gibi yemek yiyorlar ya. O az önce o pişirdiğimiz yeri gördük. Yani pişirilen yeri gördünüz. Burada alt kat, üst kat insanların hepsi tek çeşit bir yemek yiyor. O da pilav yiyor abi. Yani burası böyle pilav yeme merkezi. Zaten göreceksiniz Asya Center pilav merkezi yazıyor. Asya'nın pilav merkezi gibi. Önünüz yani herkes pilav yiyor. Abi ben Konya'yı özledim ya. Konya'da da aynı anda böyle 100 kişi masalarda böyle pilav yerler. Başlarında beklersiniz böyle. Dua yapılırlar pilavlarda böyle. Yemek bittikten sonra dua yapılır. Dua yaparken siz acaba ben nereye otursam diye düşünürsünüz. Duayla hiç alakanız yoktur. Ayakta bekleyenler için söylüyorum. Ama abi Konya'yı da andıracak gibime geliyor. Hadi gel şu pilavın tadına bakalım kameraman. Hadi bakalım. Şimdi o pilavın merkezine geldik. Heyecanımıza çok az kaldı. Sipariş verdik. Onu bekliyoruz. 3 çeşit pilav yapıldığını söylediler. Biri normal düğün pilavı gibi oluyor ve bu bildiğimiz Özbek pilavı. Bir tanesi böyle zeytinyağlı yapılıyorlar ama o şu anda yokmuş. Bir de acı pilav oluyor. O biraz daha yağlı oluyor dediler. Acı pilavı kestiremedim çünkü pirincin tadını öyle pilavın tadını almak için acı pilavı istemedim. Orijinal Özbek pilavı istedim. Biraz da yağlı istedim bakalım. Hani Konya pilavında olsun böyle yağlı pilavlar ben seviyorum. Bir de pilavla ilgili bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum. Acaba benim gibi olanınız var mı? Bazen o pilavın dibi tencereye yapışıyor ya. O tencereye yapışan yere hafif bir kızaran bir yer oluyor. Orayla o pilav tenceresinden pilavı böyle kazıyıp yemeyi ben çok seviyorum. Pilav tencerelerinizde böyle bir şey olursa beni anabilirsiniz, beni düşünebilirsiniz. Bana yorum yazabilirsiniz, bana mesaj atabilirsiniz. Bana fotoğraf atabilirsiniz, beni sevebilirsiniz, bana abone olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Pilav gelmesi artık lazım. Pilav artık gelmesi lazım. Çünkü sabahtan yola çıkış anımdan beri bu anı bekliyorum. Ben pilavın gelmesi lazım. Böyle uzun bir yolculuğa çıkacağınız zaman, özellikle dünya ülkelerini gezmek için yola çıkacağınız zaman böyle bazen hayaller kurarsınız, bazen düşünürsünüz. Örnek veriyorum, işte şu ülkeye gidersem şunu yaparım, bu ülkeye gidersem şunu yerim falan diye. Ama Özbekistan'a gelmeyi planladığımız, gelmeyi hedeflediğimiz andan itibaren ya Özbekistan'a bir gidelim de çok güzel bir Özbek pilavı yiyelim diye hayal ediyorduk. Allah'ımıza bin şükürler olsun bunu bize nasip etti. Şimdi bugün Özbek pilavının yapıldığı yere yani Asya'nın, Orta Asya'nın pilav merkezi olan Beş Kozon diye bir yer var. Oraya geldik. Dışarıda pilavın yapılışını gördük. Ekmeklerin yapılışını gördük. Ve şimdi o yapılan pilavın tadına bakacağız. Bunun için çok heyecanlıyım ve çok açım. Fazla vakit kaybetmeden hemen tadına bakıyorum. Hemen pilav hakkında. Önce bir tadına bakayım, daha sonra da size pilavın içeriği hakkında bilgi vereceğim. Şöyle etin yağlı tarafını alayım.
Ya güzel olur. O acı pilo. Tattınız. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu bir de şöyle yakından göstereyim kameraman gel. Acı pilav dediler. Ben onu ilk başta hani istemiyorum falan demiştim ya, böyle korkuyorum demiştim. Ama böyle bir tadımlık bize böyle acı pilav getirdiler. Sarımsak bu şekilde var. Acaba şunlar ne ki ya? Yağ olabilir mi? Bence yağ böyle dondurup şey yapmışlardı. Burada eti var, şurada biberi var. Bir de bunun tadına bakayım. Ama az önceki baktığım pilavın tadı inanılmaz derecede güzeldi. Çok güzeldi. Yani pilavın galiba demlenmesiyle, eski yaşlılar pilavı demleme olarak söylerler. Demlenmesiyle alakalı bir durum. Ağzınızda hiç pilavın yediğini hissetmiyorsunuz. Hemen şu acı pilavı sonraya mı saklasak ya? Dur bir tadına bakalım. Çok acı olur mu ki? Ha yok, fazla acı değil ama niye buna acı pilav dediler ki? Ha şu biberi koyduğu için olabilir belki. Burada sarımsağı var. Eti bu şekilde tüm getiriyorlar. Bu pilavın içerisinde kırmızı havuç, sarı havuç, nohut, kuş üzümü, bıldırcın yumurtası, bir at eti, koyun eti, inek eti karışımından yapılıyor. Yani içeriğini yediğiniz zaman hiçbir sebzenin birebir ağırlığını hissetmiyorsunuz. Hepsi birbiriyle harmanlandığı için uzun süre kaynar kazanlar, odun ateşinde piştiği için inanılmaz derecede lezzetli olmuş. Eğer Özbek pilavı denemek isterseniz, birebir Özbek pilavını denemek isterseniz bence bunu sarı havucu da bulmanız gerekirmiş gibime geliyor. Çünkü sarı havuç inanılmaz derecede farklı bir aroma katıyor. Ben Türkiye'de birkaç böyle Özbek arkadaşımdan bu pilavı tattım. Ama onlar kırmızı havuç ve biraz içerisine soğan falan atıyorlardı. Ama buraya geldiğim zaman bu sarı havuçla yediğim için normal kırmızı havuçtan daha farklı şekilde aroma katıyor. Ve inanılmaz derecede güzel olmuş. Ben yemeye devam ediyorum. Siz olun. Bir gün Orta Asya'ya gelirseniz, Orta Asya ülkelerini gezerken Özbekistan Taşkent'i duraklarınız arasına ekleyin. Özbekistan Taşkent'e geldiğiniz zaman da taksiyle zenginler gibi değil, metro istasyonlarını göre göre, o farklı metro istasyonlarını göre göre Beş Kozan diye Orta Asya'nın pilav merkezine mutlaka gelmelisiniz. Çok iyi, çok hızlı, çok güzel, çok akıcı konuştum. Şimdi çok hızlı bir şekilde yemek yemeye devam ediyorum. Bilmiyorum ama büyük bir ihtimal kuyruk yağını yakıp baharatla kavurmuşlardır diye düşünüyorum. Kuyruk yağını yeni nesil belki bilmeyebilir ama kuyruk yağı candır. Bilmiyorum, Anadolu'da biz kıkırdak derdik ama kıkırdak bu. Yani kuyruk yağını böyle kaynattıktan sonra arta kalan bir şey olur. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bilmeyenler için tavsiye ediyorum. Kıkırdak, müzik ruhun gıdası ise kıkırdak bedenin her şeyi. Çok oldu ya. Siz şimdi bunların fiyatlarını merak ediyorsunuz değil mi? Yukarıya yazıyorum. Ama
kavurma, fiyatı hiç önemli değil. Hayatımda yediğim Konya pilavı dahil, bak, Konya pilavı dahil hayatımda yediğim en güzel pilav diyebilirim. Daha yenilerine denk gelir mi bilmiyorum. Anne pilavından bile daha güzel. Bakın, üzerine basa basa söylüyorum. Anne, bak, kusura bakma. Bu pilav annenizin yaptığı pilavdan bile güzel. Hani anneniz gündüz böyle pilavı pişirir, tencereyi kapatır, demlemeye bırakır. Siz gidersiniz biraz alırken elinize vurur ya, daha o pilav demlenecek diye. O pilavdan bile güzel pilav bu pilav. Kusura bakma anne, Özbekistan'da ben özüme döndüm. Büfede sıcak sıcak bu somsalar şey oldu. Böyle bir tadına bakalım kameraman, ondan sonra geçelim. Somsa kartoşka, piraşki. Özbekistan'ın meşhur sokak lezzeti somsa. Oho, sıcak sıcak. Piraşki diye böyle bir şeyler var. Bunun tadına bakıyoruz. Şöyle bir açayım bakalım. Patatesli pişi büyük bir ihtimal. Ama ketçabı niye verdi ki? Niye verdi ki ketçabı bana? Bir deneyelim mi ki? Orijinal tadı bozmamak lazım. Özbekistan'a geldiğiniz zaman Özbekistan'la çok güzel yemekleri var ama tatlı konusunda biraz hani kendilerine özgü bir tatlıları yok. Bir helvaları var. Helvo diye geçiyor. Ama böyle her pastanede, her böyle tatlıyla ilgili işleten yerlerde böyle küçük kurabiyeler var. Aslında en önemli yerleri böyle bizim Türkiye'deki Koska gibi Safiya gibi bir yer var. Orada da yiyeceğiz ama orası biraz bizim lüks tatlıcı böyle zincir mağazalar. Ben biraz pazar içerisinde böyle tatlı farklı küçük şeyler buldum. Şimdi hepsinin tadına tek tek birlikte bakacağız. Neyin? Sorry. Profiterol. Ha, profiterol. Yes. Ha. Profiterol Türk iş neyi? Özbek neyim? Russian neyim? Zavarniya ama Türk olduğumuzu anladığı için profiterolün galiba çikolatası hali. Tadına bakıyoruz. Ama kreması, şöyle gel, şey olmasın. Kreması Türkiye'de yediğimiz profiterollerden inanılmaz derecede güzel. Şekeri ağzınıza dağılıyor. Yani şunu da söyleyeyim. İnci pastanesini sevgilerimle, saygılarımla İstanbullular beni çok iyi anladı. Şimdi de bir de şuna bakacağız. Can I? Bir de böyle bir şey var. Bunun tadına bakıyorum. Tam elti çatlatmalık 5 çay kurabiyesi. İnanılmaz derecede çok güzel ve çok hafif. Kameraman, inanılmaz bunlar, inanılmaz. Evet.
hastanede bunu aldım. Çünkü öncesinde izin aldım. Özbekistan'ın normalde ben tatlıları ve kurabiyeleri yok dedim ama tatlılar genellikle yok dedim ama şu yediğim ve az önce yediğim kurabiyelerde böyle çağ atlamışlar diyebilirim. Çok güzel. Eğer Özbekistan'a geldiğiniz zaman marketlerde ve pasta, tatlı satan, somsa satan yerlerde mini kurabiyeler var. Hepsinin tadına tek tek bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu ne? Baklava dedi, baklava. Pahlava. Pahlava. Pahlava dedi, biz bunu pahlava olarak yiyoruz. Ben normalde böyle yediğim yerlerde fazla almayanlardanım. Yani çünkü yediğim zaten yetiyor. Çünkü çok şey yiyorum. Gittiğim her yerden bir de alsam ama bunu mutlaka evde çay yana abur cubur yapacağım. Biraz kutu büyük gözükebilir. Biz şimdi bir otele girdiğimizde böyle bir villa gibi bir oteldi. Orada bize girer girmez bir böyle Türk kahvesiyle kuru yemiş masası hazırladılar. Onun da ben görüntüsünü atacağım. O da beni çok mutlu ettiği için onlara da böyle bir hediye yaptırdım. Yani şöyle düşünün ama ben burada Özbekistan'da hediye olarak onlara ne götürebilirim ki? Siz şöyle bir şey düşünün, size Türkiye'de biri misafirliğe geliyor, size baklava getiriyor gibi oldu ama yapacak bir şey yok, bildiğim başka bir şey yok. Hani yok. Hani Türkiye'den direkt gelsem bir şeyler gönderebilirim, getirebilirim ama buradan onlara böyle bir ikramda bulunmak istedim. Çünkü ben iyi bir insanım. Hadi kameraman, bu kuş sesleri arasında, kararan havanın arasında yavaş yavaş gidelim. Güzel bir akşam yemeği çorba tarzında yiyelim, otele gidip dinlenelim.